Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Dünya Engeller Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ve beraberindeki engelli bireyler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Gelin buyurun, zaten beraber çok kaldınız fotoğrafı. Hoş geldiniz. Hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Gelin buyurun. Geride bıraktığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şenol Korkmaz ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli bireyler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Başkanımızı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunuyoruz. Aynı zamanda kurumlarımıza bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Engelli Merkezimize vermiş olduğu hizmetlerden, yapmış olduğu yatırımlardan ve gençlerimize verdiği özel önem ve değerlerden dolayı hem şahsına bu arada hem de hanımefendiye şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunmak için buradayız. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz devletimize bağlı 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıldı. Şu anda o kardeşlikte orada 72 tane engelli bireyimize hizmet verilmektedir. Ayrıca 12 tane 12 kardeşimizin umut evleri diye evlerde kalan engelli bireylerimiz var. Onlara da ayrıca hizmet verilmekte. Bunun dışında yine özel bakım merkezlerinde yaklaşık 400 engelli bireyimize hizmet verilmektedir. Zihinsel engelli bireyler ve ruhsal engellilere. Aksaray'ımızın eksiği olan bedensel engelli rehabilitasyon merkezimiz yoktu. Yakında onu da inşallah Aksaray'ımıza kazandıracağız. Bu manada gerçekten bütün STK'lar, engellilerle ilgili olan STK'larla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu manada yine belediye başkanımızdan Allah razı olsun, gerek devletimizin kurumları olan bu yerlere, gerekse engellilerle ilgili, STK'larla ilgili yapılan çalışmalarda hem kendi şahsın hem de hanımefendinin çok büyük katkıları var. Huzurlarınızda başkanımıza bir teşekkür edelim diye ziyarete geldik. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, devletin bakımı ve koruması altında bulunan bireylere yönelik sosyal projelerin devam ettiğini açıkladı. Kardeşimiz yüzmede, 100 metrede Türkiye şampiyonluğu var. Yüzmede dereceye her zaman giriyor. İnşallah bu seneki yarışmalarda da birincilik bekliyoruz. Talip kardeşimiz de kendisi şair ve yazardır. Yaklaşık yakında bir şiir kitabı basılmak üzere. İnşallah bu basılan kitabımızda imzalı bir şekilde başkanımıza hediye edeceğiz. Evet. Zaman geçmez buralarda, saatler sanki durmuş gibi, kaldım yarın bir başıma, ben ne yaparım sensiz şimdi, gözlerim aran oldu etsene. Neredesin canım söyle bana, bir alo düşsen gelirim sana, gel yanıma sarı kollarıma, ömrüm geçsin senin yoluna. Yakup kardeşimiz de masa tenisinde Türkiye üçüncülüğü var ve yine masa tenisinde iddialı, yakında gidecek yarışmalarda derece bekliyoruz ya kardeşimiz. Kardeşimiz de 2009'daki Sayın Cumhurbaşkanımızın kurumumuzu açtığından beri bizle beraber kardeşimiz. Bu kardeşimiz de mahalli sanatçıdır. Çok iyi türküler söyler. Kendisine Allah razı olsun. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şenol Korkmaz, Rehabilitasyon Merkezi'nde 72 zihinsel engelli bireye hizmet verildiğini, ayrıca 2 adet umut evinde de 12 engellinin kaldığı bilgisini paylaştı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi'nde özel çocuklara ve engelli bireylere yönelik her zaman pozitif ayrımcılık yapıldığını söyledi. Aslında biz sadece haftalara sınırlamıyoruz bu tür şeyleri. Biz her zaman hatırlamaya çalışıyoruz. Her zaman sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. O nedenden dolayı sadece bugün değil, her gün bunun farkında olarak, farkındalığına vararak inşallah faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ben değerli müdürüme teşekkür etmek istiyorum. Onlarla beraber çok uyumlu bir çalışmamız var bu noktada. Onların neye ihtiyacı varsa, ne bizim üzerimize düşüyorsa hiç sorgusuz, sualsiz emirlerindeyiz. Yerine getirmeye çabalıyoruz. Tabii sadece bir taraftan olmuyor. Eşimle de teşekkür ediyorum bu vasıtayla. O da bu çalışmanın bir ucundan tutarak desteklerini devam ettiriyorlar.
Biz inşallah sizlerle beraber, sizlerin istediği doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da bizlere söylediği gibi her kesime kucak açarak, onların ihtiyaçlarını da yerine getirerek inşallah görevimizi de devam etmeyi nasip edecek Allah inşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 5 Aralık Kadın Dünya Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Yazgı mesajında kadınların toplumun değerli varlıkları olduğunu belirtti. Sosyal yaşamın her safhasında yer alan kadınların topluma yön verme konusunda aktif rol aldığını aktaran Başkan Yazgı, 5 Aralık 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığını söyledi. Başkan Yazgı mesajının devamında kadınlarımız geçmiş tarihimizde olduğu gibi sosyal hayatımızın her alanında yer almaya devam ediyor. Şanlı tarihimize baktığımızda devlet yönetimi ve idaresinde her zaman söz sahibi olan kadınlarımız 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. Hükümetimizin göreve gelmesiyle birlikte kadınlarımız aktif siyasette daha fazla yer almış, mecliste milleti temsil eden kadın vekil sayısı giderek artmıştır. Bizler kadınlarımızın her alanda güçlenmesi gerektiğini savunuyor, ülkenin geleceği için kadınlarımızın karar verici pozisyonlarda olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü siyasette güçlenen kadın, ekonomik ve toplumsal alanda da güçlü kadın anlamına geliyor. Bizler de Aksaray Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik birçok projemizi hayata geçirdik. Kadınlarımız için AKMEK'te meslek edindirme kursları açtık. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezimizi hanımların hizmetine sunduk. TOKİ bölgesinde 2. Kadın Aktivite Merkezimizin temelini attık. İnşallah orası da tamamlanarak kadınlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her hafta Salı günü düzenlenen halk görüşmelerinde vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Başkanlık makamında düzenlenen halk gününe çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar istek ve sorunlarını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ilettiler. Vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Yazgı, sorunların çözümü için yetkili birim müdürlerine talimatlar vererek vatandaşların belediyeden beklentilerinin karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Çok yakın bir tarihte hizmete girmesi öngörülen tiyatro kavşağındaki bilgi evine kimliği belirsiz kişilerce çirkin saldırıda bulunuldu. Tiyatro kavşağı Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde bulunan park alanına inşa edilen bilgi evine kimliği belirsiz kişilerce pazartesi akşamı geç saatlerde saldırıda bulunuldu. Çok yakın bir tarihte hizmete açılması planlanan bilgi evinin saldırıda camları kırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kamu malına yönelik bu çirkin saldırıları kınıyoruz. Bilindiği üzere bir başkasının veya kamunun malına zarar vermek, onu kırmak, tahrip etmek, bozmak, kullanılmaz hale getirmek Türk Ceza Kanunu'na göre suç olarak sayılmaktadır. Kanun metnine göre mala zarar verme suçunu şu şekilde tanımlar. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi mağdurun şikayeti üzerine 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Biz de Aksaray Belediyesi ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, Ferhan Polat ve ailesine sabır diliyoruz. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat'ın babası Sefa Kavurmacı vefat etti. 70 yaşında hayatını kaybeden merhum Sefa Kavurmacı'nın cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, merhumun ailesi, sevenleri, il protokolünden birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aksaray Belediyesi Kılıçarslan Nikah Sarayı'na 2017 yılı içerisinde başvuran 1688 çift evlendi. Aksaray Belediyesi Kılıçarslan Nikah Sarayı'nda 1688 çiftin nikahı kıyıldı. Aksaray Belediyesi şehrin modern bir kent olması için büyük bir çaba gösteriyor. Kılıçarslan Parkı içerisinde dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için çok özel bir nikah sarayı inşa eden Aksaray Belediyesi, istenildiği takdirde düğün, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi, kokteyl, dernek toplantıları gibi etkinlikler içinde nikah salonu bahçesinde kır düğünü alanında modern mimari tarzıyla çok özel bir atmosferi vatandaşların hizmetine sunuyor.
Aksaray Belediyesi tarafından Kılıç Arslan Park alanı içerisinde inşa edilen ve belediye bünyesinde hizmet veren sosyal tesiste ayrıca Piramit Kafe'de vatandaşlar rahat, huzurlu ve doğa manzaralı yeşil bir ortamda ucuz ve kaliteli hizmetten faydalanmanın keyfini yaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı yılın belli periyotlarında tüm Türkiye genelinde MOBESA kameralarına takılan trafik kazaları görüntülerini paylaşıyor. Sıradaki haberimizde Aksaray'da son 2 ayın meydana gelen MOBESA kameralarına takılan kaza görüntülerini izliyoruz. Sürücülerle yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalar MOBESA kameralarına yansırken hata hep aynı: dikkatsizlik ve aşırı hız. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü de son 2 ayda meydana gelen trafik kazalarının görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Görüntülerde bir kamyonetin adliye kavşağında tali yoldan ana yola çıkan minibüsle çarpışması, Adana Karayolu'nda bir kamyonun refüje çıkması ve orada oturan kişilerin son anda fark ederek kaçıp kurtulmaları yer alıyor. Kayıtlara göre Acem Kavşağı'nda hızla ilerleyen otomobil önce trafik ışıklarına, ardından burada bekleyen otomobile, Böcek Kavşağı'nda ise bir otomobil sola dönüş yaparken minibüsle çarpışıyor. Akin Köy yolunda ilerleyen otomobilde aniden sola dönüş yapan graylere arkadan vuruyor. Bir başka kazada ise otomobil ana yoldan tali yola çıkan başka otomobille çarpışması sonucu gerçekleşiyor. Görüntülerden ders çıkarılması gerektiği hususunu hatırlatan emniyet yetkilileri, sürücüleri kurallara uyulması konusunda uyardı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.